Neden eski eşyalarını atıyorsun da eski düşüncelerinden vazgeçmiyorsun? Bugün biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum. Belki bizi etkileyen eski düşüncelerimizle bağlandığımız kalıplar. Bazen kafamıza bir şeyleri takarız. O kafamıza taktığımız şey, üzüldüğümüz olay, düşündüğümüz kişi, sinirlendiğimiz, öfkelendiğimiz durum. Bunlar için değer mi acaba kendimizi harap etmeye? Ve bunlara neden böyle tepki veriyoruz? Bunlar acaba bizim düşünce kalıplarımızdan kaynaklanıyor olabilir mi? Belki yapmamız gereken tek şey düşüncelerimizi değiştirmek, düşünce kalıplarımızı değiştirmek ve öncelikle bakış açımızı değiştirmek. Bakış açımızı değiştirdiğimizde, farklı şekillerde bakabilmeyi başardığımızda düşünce kalıplarımız da yavaş yavaş değişmeye başlayacak. Olumsuzun yerine olumluya koyduğumuzda zaten adım 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 ilerleyeceğiz ve hayatımızda değişiklikleri göreceğiz. Hani deriz ya, düşüncelerim değişti, hayatım değişti. İşte böyle bir şey. Yavaş yavaş fark ettiğimiz olumsuz düşünceleri olumluya çevirdiğimizde aynı şekilde hayatımızda da olumsuzlukların olumluya dönüştüğünü görürüz. Bakış açımızı değiştirmek, düşüncelerimizi değiştirmek ve hayatımızı değiştirmek. Adım adım izleyeceğimiz yol bu. Bunun için nasıl yaparız? Öfkelendiğimizde önce bir sakin olacağız ilk başta. Neden bu kadar öfkelendik? Şunu unutmayalım. İçimde bulunduğumuz durum ne kadar kötü görünse de mutlaka bizim için daha iyi olacak bir yol, bir seçenek vardır mutlaka. Bizim yapmamız gereken aslında bu iyileri bulmak ve bunları seçmek. Bunu da bakış açımızı değiştirip olaylara farklı bakarak yapabiliriz. Önce sakinliğimizi koruyacağız. Öfkelenmeyi bir kenara bırakacağız. Çok öfkelendiğiniz zaman hiçbir şey söylemeyin, hiçbir şey yapmayın. Birazcık kendi kendinize kalın. Sakin sakin nefesler alıp verin, derin derin diyafram nefesleri alın ve ona kadar sayın. Ondan sonra konuşmaya başlayın. Öfkeyle hiçbir iş halledilmeyecek. Hiçbir şey olumluya çevrilmeyecek. Suçlamayla aynı şekilde hiçbir şey halledilmeyecek. Bu suçlama kendimize de başkalarına da yaptığımız suçlamayı kapsıyor. Kendimizi değiştireceğiz. Biz değişirsek etrafımız da değişir. Düşüncelerimiz değişirse biz de değişiriz. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bizim etrafımıza yaydığımız enerjiler etrafımızı da etkileyecektir. Biz ne kadar etrafımıza pozitif enerji yayarsak etrafımızdan da o kadar pozitif enerji alırız. Yani biz olumluya döndükçe etrafımız olumluya döner. Ben bu olmaz, olamaz ya da yapamam, sen yapamazsın demek yerine neden olmasın bir deneyelim demek lazım. Ya da ilk önce "Aa, bu kötüdür" deyip ön yargıyla bakmayalım. Belki o kötünün içinde bir iyi vardır ve biz onu bulacağız. O kötü dediğimiz belki aslında kötü değil. Aslında hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Bunun idrakine varmak lazım. Dünyada aslında hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Hani Şems demiş ya, dünyanın altının üstüne geleceğinden korkarız. Belki altı üstünden daha iyi. Bunu nereden biliyoruz? Bakış açısını değiştireceğiz. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir. Bunu hep aklımızın bir köşesinde bırakırsak yargılardan, suçlamalardan ve ön yargılardan uzak olmalıyız. Hayatımızı kolaylaştırırız. Bu aslında kendimize yaptığımız bir iyilik. Sadece kendimize, başkasına değil, önce kendimiz. Biz önce bunu kendimize yapacağız. Düşünce kalıplarından kendimizi kurtaracağız. Eski düşünceleri atın. Sıkı sıkıya bağlı olduğunuz kalıplarınız varsa, eskiden çocukluğunuzdan duya geldiğiniz, o şekilde büyüdüğünüz kalıplar varsa kendinizi bir sorgulayın. Bu kalıplardan kurtulabilir miyim diye bir sorgulayın. Bunların neler olduğunu bulabilirsiniz. Bunlar için önce sık kullandığınız kelimelere, cümlelere bir bakın. En çok neyi söylüyorsunuz? Kendinizi irdeleyin. En çok kullandığınız kelimeler, şöyledir veya böyledir, onu yapamam, bunu yapamam veya herhangi bir konu içinde yargılarınız var mı? Bunları kendi kendinize bulabilirsiniz.
Gerekiyorsa bir günlük tutun. En çok kimlerle neler konuştunuz? Arkadaşlarınıza, yakınlarınıza sorun. Onlar size bu konuda sen bunu çok söylersin diye mutlaka size ipucu vereceklerdir. Bunlar sizin aslında bilinçaltına yerleşmiş kalıpları gösterir. Bunları yavaş yavaş keşfederek su yüzüne çıkarırsak, eğer bilinçaltında yerleşmiş bir kalıp varsa, bundan kurtulmanın yolu onun bilinçaltındakini yavaş yavaş su yüzüne çıkarmak. Bunu su yüzüne çıkarıp kabullendiğinizde o kalıp zaten sizden gider ve o bilinçaltı kalıbından kurtulursunuz. Hani bu kökleşmiş çekirdek inançlar vesaireler var ya, işte bunlar da bu şekilde. Onları bulup su yüzüne çıkardığınızda yavaş yavaş bunlardan kurtulursunuz. Bazıları çok derindedir, çocukluktan gelmedir. Kendi başınıza hatırlayabilirsiniz veya hatırlayamazsınız. Hatırlayamazsanız o zaman mutlaka bir yardıma ihtiyacınız olur. Ama eğer hatırlayabiliyorsanız, bir şey yaptığınızda, kendiniz oturup sakince düşündüğünüzde, ben bunu şundan dolayı diye çocukluğunuza giderek, çocuklukta ben şu anda şunu yaşamıştım, bundan dolayı ben bunu yapıyorum diye farkına varırsanız, ondan kurtulursunuz. Ki bunun çoğunu zaten yapabilirsiniz. Burada önemli olan insanın önce kendini tanıması, kendini iyi bilmesi. Bu da bakış açısını hem kendinize karşı hem başkalarına karşı değiştirmekle mümkün. Kendinizi suçlamadan, kendinize karşı öfke duymadan, önce yaptıklarınızı kendiniz olduğunuz gibi kabul edin. Önce kabullenmek. Kabul ettikten sonra yavaş yavaş değişim başlayacak. Evet, anlatmaya devam edeceğim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Ve özellikle değinmemi istediğiniz konular varsa yorum olarak yazarsanız istediğiniz konuları da size anlatmaya çalışırım. Beni takip etmeye devam edin. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.